Hoş geldiniz. Bugünkü videom ne hakkında? Aslında başlıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar ufak bir anlatayım. Aslında iki tane video yapacaktım. Bir tanesi Almanya'da neler ters gidiyor gibisini. İkincisi de vatandaşlara 65 milyar yeni bir yardım paketi. Üçüncü olması gerekiyor aslında. Ondan sonra dedim ki yok hayır hem kötüyü veya hem artıyı hem eksiği bir videoda yapayım. O yüzden karşınızdayım ve size ilk önce vatandaşlarına, Almanya'nın vatandaşlarına 65 milyar yardım paketinin içinde neler neler var onları anlatacağım. Ondan sonra da ama Almanya'da bu sıralar gerçekten tam tümüne neler ters gidiyor onu anlatacağım arkadaşlar. İlk önce iyi şeylerden başlayalım. O yüzden vatandaşlara 65 milyar yardım paketi hazırlandı arkadaşlar. Bunun içindeki neler? Şimdi ilk önce 1 Ocak 2023 senesinden itibaren çocuk parası gene büyüyor arkadaşlar. Çok fazla falan değil. Yani çocuk başına 18 euro büyüyor. Birinci ve ikinci çocuk için. Bu demek oluyor ki yani iki çocuklu aileyseniz artık ayda 474 euro arkadaşlar çocuk parası alacaksınız. İkincisi Kinderzuschlag eskiden de vardı arkadaşlar. Tabii ki çocuk parası büyerse Kinderzuschlag da büyer arkadaşlar. Eskiden 229 euroydu çocuk başına. Şimdi artık 1 Ocak'tan itibaren 250 euro aileler Kinderzuschlag alacaklar. Onu da söyleyeyim, Kinderzuschlag hakkında bir şey bilmiyorsanız o zaman oturduğunuz kasabanın diyeyim, oturduğunuz şehrin Landratsamtına telefon açıp ben Kinderzuschlag beantragen yapmak istiyorum deyin. Onlar zaten sizden birkaç tane evrak isteyecek. Ondan sonra ona göre de size bir kiat gelecek. Yani Kinderzuschlag alacaksınız veya alamayacaksınız diye. Bu Job Center'dan olan bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra geçenki sefer öğrencileri galiba unutmuştular. O yüzden şimdi üniversite öğrencilerine bir kerettik 200 euro arkadaşlar verilecek. Bunlar Eylül-Ekim ayında olacak arkadaşlar. Wohngeld alanları arkadaşlar ayrıyetten işte bu mazot, gaz, elektrik vesaire falan fiyatlar bayağı bir çıktığı için arkadaşlar ayrıyetten bir kerelik bir yardım görecekler. Kişi başına ekstradan bir 415 euro alacak tek bir kişiyseniz. İki kişilik aile diyeyim artık karı koca olur. 540 euro alacaksınız arkadaşlar. Ve her artı kişi için 100 euro daha fazla. Yani 3 kişilik aileye 640 euro. 4 kişilik aileye 740 euro. Ve böyle tabii ki devam edecek bu. Geçenki sefer emeklileri de unutmuşlardı. O yüzden onlar da arkadaşlar emekliyseniz bir kerelik 300 euro alacaksınız. Midi joblar arkadaşlar 1300 euro'dan Ekim'den itibaren arkadaşlar 1600 euro'ya çıkacak ve 1 Ocak 2023 senesinden itibaren 2000 euro'ya çıkacak. Ona göre daha az sağlık sigortası, emeklilik kesimleri vesaire falan olacak. Ondan sonra şimdiki Hartz IV'ye ben kendim Job Center'da çalışıyorum. Daha %100 bilgimiz yok. Yani o kadar çok şey duyuyorum ki ve diyorum ki tamam da ama yani ben Job Center'da çalıştığım halde o bilgiler tam tamamına elimde daha değil. Daha konuşulacak, edilecek vesaire falan ama yönü belli oldu. Öyle söyleyelim ben size. 1 Ocak'tan itibaren artık Job Center'daki Hartz IV'ye kalkacak ve ismi artık Job Center mı kalacak onu da bilmiyoruz doğrusunu isterseniz ama bir tür vatandaş parası, Bürgergeld denilen bir şey gelecek arkadaşlar. Şimdiki Bürgergeld kişi başına 449 eurodan 502 euro duydum, 505 euro duydum. 500 euro civarı olacağım kesin ama 500 euro 10 mu 500 euro 20 mi kaç para olacağını daha temelli değil arkadaşlar. 9 euroluk biletler biliyorsunuz tabii ki Eylül'den sonra bitti ama Almanya artık aylık 49'dan 69 euro arası biletler çıkartacağını duyduk. 49 ile ayda Almanya'nın yani her yerini gezebilecek olacaksınız. Gaz fiyatları arkadaşlar tabii ki bayağı bir yükseğe çıktığı için doğalgaz diyorum yani. Doğalgazın KDV'si %19'dan değil %7'den satılacak veya üstüne gelecek. Yani 119 değil de %7 KDV ile ondan Almanya biraz daha azaltmaya çalışıyor diyeyim artık. Ondan sonra kilometre parası. Şimdi ben size bunu nasıl anlatayım? Şimdi ben misal olarak arkadaşlar
Ben her gün 30 kilometre iş yerine gidiyorum ve 30 kilometre geri geliyorum. Yani günde 60 kilometre ben gidip geliyorum. Şimdi sene sonunda verginizi yaptığınız zaman, bu kendi kişisel verginizi yaptığınız zaman arkadaşlar Finansamt'tan, o zaman size arabanızla gittiğiniz için kilometre parası alıyorsunuz. Ama sadece tek yön. Yani geriye ödemiyor sana. Sadece tek yön ödüyor. Ondan sonra diyor ki, diyelim ki 2020 senesinin, misal olarak vereyim, 2020 senesinde 220 gün çalışılacak gün vardı. Yok işte senin 30 gün tatilin vardı, onu keselim vesaire falan, onu yapmıyor arkadaşlar. Yani 222 gün çarpı 30 çarpı 35 sente çarpıyorsun arkadaşlar. O parayı senin verginden düşüyor. Yani eline geçecek para değil, verginden düşüyor. Eskiden 35 sentti, şimdi bunu 38 sente çıkartıyor arkadaşlar. Yani benim için, ben hesapladım kendimi galiba 2020 senesini hesapladım ben. 2020 senesinde arkadaşlar 2635 euro ve 50 sent benim vergimden düşmüş. Ama tabii ki her seferinde aynı olduğu için artık 2861 euro ve 40 sent vergimden düşecek. Yani ortalama 230 euro vergimden daha fazla düşecek arkadaşlar. Elektrikten arkadaşlar, tabii ki onlar da işte bu yakar şeylerinden yanında, onlar da tabii ki bayağı bir büyüdüğü için arkadaşlar, Almanya bir tür, nasıl diyeyim ben size, fatura freni koyacak faturalar. Bu demek oluyor ki arkadaşlar, bir misal vereyim size. Yani Ağustos'un 21 senesindeki elektrik kahve saatliğine 82 euro ödeniyordu arkadaşlar. Şimdi kahve saati 353 euro. Yani bu demek oluyor ki 455, yani %455 fiyat çıktı bayağı bir. Ve bu kadar fazla büyümesin diye Almanya'da dedik ki arkadaşlar, bir tür fatura freni koyuyoruz ve bu fatura freniyle hesapladım ortalama arkadaşlar. Bir aile yılda 300'den 400 euro daha az elektrik ödeyecek. Gene de ödeyecek, yani gene bayağı bir ödeyecek, ama yani 300-400 euro daha az ödeyecek diye bir tür yardım çıkarttılar. Ve arkadaşlar, bunu çoğu insan bilmiyor ama işçiler, bir yerde çalışıyorsunuz arkadaşlar, 3000 euroya kadar bir yardım hazırlandı. Ve bunu işverenler arkadaşlar işçilerine ödeyebilir. Ama o da olacak, kesintisi olmadan arkadaşlar. Ve yani 3000 euro senin çalıştığın yer veriyorsa, o zaman 3000 euro da senin banka hesabına yatacak. Birinci kural, bunu sen kendin işvereninle konuşman gerekiyor. Ve 3000 euroya kadar, yani hepsi 3000 euro ödeyecek diye bir şey yok. Belki senin firman der ki, tamam ben sana 500 euro ödeyeceğim, veya tamam ben sana 2000 euro ödeyeceğim gibisine. Kendin işvereninle konuşman gerekiyor. Sanırım işveren sonra devletten o parayı alabilecek gibi bir şeyler duydum. Evet. Bu kadar vatandaşlara, dediğim gibi, vatandaş dediğim zaman arkadaşlar, yani zannetmeyin sadece Alman vatandaşlara bunları verecek diye. Almanya, bütün Almanya'da yaşayan kişilere, dediğim gibi Wohngeld alana, çocuk parası zaten alana vesaire vesaire. Şimdi gelelim. Bakın görüyor musunuz? Bu iyi yönü, bu kötü yönü. Biraz daha fazla gibisine görünüyor. Umarım video çok fazla olmayacak. Keseceğim de zaten, şimdi 11 dakikadayız. Ama devam edelim arkadaşlar. Almanya'da neler ters gidiyor? Almanya'da yaşayan arkadaşlar, vatandaşlar, insanlar diyeyim artık, sadece vatandaş değil, baya gerçekten ülkeye ve siyasete falan baya kızgınlar. Yani ellerinde olsa Scholz olsun, başkaları olsun vesaire falan, yani ellerinden indirmeleri istiyorlar. Çünkü bütün bu suçu, bütün bu Rusya ile olan şeyleri vesaire falan hepsini Scholz'a bağlıyorlar. Ben öyle değilim. Ben çünkü diyorum ki, bu bugünlük bir şey değil. Bu senelerden beri olan bir şey. Almanya tabii ki kendisini tek bir yerden gaz alıp da bana göre yanlış yaptı. Aslında bazı başka yerlerden de alması gerekiyordu ki, sadece bir ülke, bu Rusya olması gerekmiyor. Başka bir ülke derse ki, tamam artık gaz göndermiyorum, o kadar, o zaman böyle problemler yaşanmasın diye. İkincisini de bence gerçekten diyorum ki, aslında o kadar problematik değil.
Ama tabii ki vatandaşlardan para kopartmak için her şeyi deniyorlar. Scholz'un bir problemi daha var. Onu sonra şey yapacağım. Yani başbakanın aslında bayağı bir Almanya'da şey derler. Kirli çamaşırı var. Ve bunu bile bile insanlar gene de Scholz'u oy verip şey yaptılar. Ülkenin başına koydular ve şimdi de tabii ki kızıyorlar. Bu her yerde olur. Ne zaman zam gelirse, bunu geçen videoda da söyledim. Almanya'da tabii ki Türkiye gibi öyle zamlar yok. Ama Almanya'da da ne bileyim, bir ufak bir şeyin 1 lirası bile çıksa dersin ki bu ne bu yani, niye zam yapıyorlar gibisine. Başka ülkelerde tabii ki belki 1 euro değil 10 euro veriyorlar. Neyse, Almanya'da ters giden başlayalım arkadaşlar. Ukrayna mültecileri. Ukrayna'dan gelen mülteciler maalesef, öyle söyleyeyim, bu konuda Almanya çok feci bir yanlış yaptı. Ukrayna'dan gelen mülteciler arkadaşlar böyle sanki birinci sınıf mülteciler gibi görünüyor. Neden? Nedeni şu. Şimdi ben Almanya'da yaşıyorum ve ben Suriye'den gelen insanları, başka ülkelerden, Somalya'dan gelen insanları, Ghana'dan gelen insanları, yani mültecileri falan biliyorum. Çünkü hepsi bizden Job Center'dan para alıyor. Ve ilk günden itibaren neler olduğunu falan biliyorum tabii ki. Ukrayna'dan gelen mülteciler arkadaşlar ilk geldikleri 3 ay, 4 ay boyunca arkadaşlar ücretsiz otobüs, tren kullanabiliyorlardı. Sadece bir kağıt gösteriyorlardı. Ben Ukrayna mültecisiyim gibisine. Ondan sonra normal otobüsüne falan gidip hiçbir sent ödemeden kullanabiliyorlardı. Somalya'dan gelen mülteciler, Ghana'dan gelen mülteciler, ondan sonrasına Suriye'den gelen mültecilere bu geldikleri zaman arkadaşlar sunulmadı. Ondan sonra okulda arkadaşlar çocuklar yemek yendiği zaman bu 1-2-3 euro falan günde tutuyor. Yani çok büyük bir para değil. Ve zaten Job Center'dan para aldıkları zaman zaten biz ödüyorduk. Ama Ukrayna'dan gelen çocuklar, yani hemen okula başladıktan sonra okulda yediği yemekler ücretsizdi arkadaşlar. Yani dediğim gibi gene de biz ödüyoruz ama neden? Yani neden Ukrayna'dan gelen çocukların ücretsiz de Somalya'dan, Ghana'dan, söyleyeyim bana Suriye'den gelen çocukların ödemesi gerekiyordu. Yani bu bir prensip meselesi. Kim ödüyor ve ödemiyor gibi falan değil. Ukrayna, yani bunu ben kendi gözlerimle gördüm televizyonda. İşte bu Telekom olsun, Vodafone olsun, hepsi televizyonlarda falan reklam yaptı. Siz Almanya'dan bir Ukrayna numarasına telefon açarsanız veya Ukrayna'dan Almanya'ya telefon, yani Ukraynalı bir numaradan, telefon numarasından Almanya'ya telefon açtığınız zaman arkadaşlar ücretsizdi. Neden? İşte insanlar aileleriyle konuşsun diye, işte kadınlar çocuklarıyla Almanya'ya geçtiği zaman Ukrayna'da kalan erkekler ücretsiz çocuklarını ve kadınlarını vesaire falan arasınlar diye, kadınlar Almanya'da cep telefonları veya telefon hatları olduktan sonra Ukrayna'daki kocalarını arasınlar, sorsunlar diye. Bu Suriye'deki gelen arkadaşlar için geçerli değildi arkadaşlar ve hala geçerli değil. İşte problem zaten onda aslında. Ve dediğim gibi sadece Suriyeli insanlara ben demiyorum. Almanya'ya sadece Suriye'den ve Ukrayna'dan mülteci gelmiyor. Başka ülkelerden de geliyor. Onlar için de bunlar geçerli değildi. Ondan sonra banka hesaplarınızı arkadaşlar, Suriye'den gelen insanlar banka hesabı açtıkları zaman bankalar gerçekten çok feci para kazandılar. Çünkü ayda arkadaşlar 10 euro işte işletme parası vesaire falan aldılar Suriye'den gelen insanlara. Ukrayna'dan gelen banka hesaplarında kendi gözümden gördüm. Aidat gibi bir şey, işte 10 euro, ondan sonra eksi 10 euro. Yani onlara bu işlem parası falan yoktu. Bunu tabii ki devlet yapan bir şey. Bunu vatandaşların bir suçu değil. Bunu devlet izin verirse tabii ki Ukrayna'dan gelen mülteciler için çok güzel bir şey bence. Yani ben onlar olmasın demiyorum. Benim sadece söylediğim şey, madem bunu yapıyorsun, o zaman bunu bütün mülteciler için geçerli olsun. Bütün Job Center'dan veya işte ne bileyim sosyal amptan falan alan, para alan insanlar için yapabilirsin.
Ama sadece bir ülkeden gelenlere bunu yaparsan o zaman tabii ki böyle bir tür kızgınlık ondan sonra ve bayağı kızgınlık oldu arkadaşlar. Yani Suriye'den gelen insanlar gerçekten Ukrayna'dan gelen insanlarla kavga edilmesi vesaire falan bayağı bir oldu. Yanlış, çok yanlış Alman'ın yaptığı. Ondan sonra bu enerji felaket bir durumda gerçekten yani. Elektrik fiyatları veya işte bu gaz olsun, mazot olsun vesaire falan toplandığında gerçekten %500 bir zamla insanlar karşılaşıyor arkadaşlar. Ben 2-3 hafta önce bir cuma günü evdeydim ve burada telefon durmadı gerçekten. Çünkü beni arayan normal vatandaş, o gün bende telefon hattı vardı. Ve adam diyor ki bana yani annemin babamın yaşadığı şehirden adam telefon açtı ve dedi ki biz job center'dan para almıyoruz. İki çocuğumuz var. Karım ve ben çalışıyoruz. Ayda 305 euro gaz ödüyorum ve şimdi bana bir tür mektup geldi ki gaz fiyatları büyüdü diye. Ve Ekim'den itibaren kaç paraydı? 980 euro ödeyecekmişim. Yani arkadaşlar bu bir normal çalışan aile için 1000 euro sadece gaza vermek Almanya için de bayağı bir yüksek para ve insanlar gerçekten artık job center'a gelecekler. Yani dediğim gibi insanlar çalışıyor. Karısı kendisi çalışıyor. İki çocukları var ama her ay 1000 euro gaz faturası ödeyemeyecekler gibi. Geçenlerde internette bir şey gördüm. Adam normalinde 280 euro gibi bir şey ödüyordu. Ve şimdi aylık gaz ödeyeceği para 1600 euro falandı. Yani o kadar feci bir tür çıkışlar oldu ki yani mantıklı çıkışlar değil. Anlıyor musunuz? Yani sen 200 eurodan 1000 euroya veya 300 eurodan 1600 euroya nasıl çıktığını falan zaten anlatamıyorlar. Yani elektrik veya gaz firmalarına telefon açtığında neden bu fiyat bu kadar büyüdü gibisinden tam %10 belki %20 olur da veya %50 olsun da ama yani nasıl olur gibisinden cevap vermiyorlar arkadaşlar. Enflasyon tabii ki. Bildiğim kadarıyla Almanya'da enflasyon böyle 2, 5, 3, 3, 1 gibiydi arkadaşlar. Şimdi 8'e dayandı. Ve daha da çıkacağını duydum. Yani böyle 10, 11, 12'ye kadar çıkacağını duydum. Ama artık gelecek gösterecek gerçekten. Başbakan Scholz'u diyeyim ben size. Başbakan Scholz'un da vatandaşı bayağı bir kızgın kendisine. Hiç memnun değiller yani bunu size okumam gerekiyor çünkü bu bir doğru olan bir şey ki Eylül ayında arkadaşlar her insan 300 euro bir tür yardım alacak. Bunu ama tabii ki siyasette çalışan bir başbakanı bilen alacak. Yani başbakan Scholz'un bile hesabına bu 300 euro yatacak ve herkes diyor ki ya sen ayda 30 lan 50 bin euro kazanıyorsun. Yani sen o 300 euroya muhtaç mısın gibisine bu bayağı bir tartışıldı. Ondan sonra ayrıca Başbakan Scholz araştırma komisyonu karşısında arkadaşlar neden Berlin'de belediye başkanı iken Hamburg Warburg Bankası'nın 47 milyon euro vergi borcu bir günden öbür güne silindi? Ve bu konuda Scholz'un da parmakları olduğundan herkes emin. Çünkü Scholz araştırma komisyonunun önünde ben o zamanlar hiç kimseyle bu konu hakkında görüşmedim ve daha hatırlamıyorum sözlerini kurdu. Scholz'un bu kadar yakın bir zamanda olan konuyu hemen unutup hiçbir şeyi hatırlamadığı bayağı garip olduğu için herkesin Scholz'un Hamburg Warburg Bankası'ndan yüklü para aldığından emin. Çünkü Başbakan Hamburg Warburg Bankası'nın şefiyle 3 kere görüşmüş ama 3 görüşmeyi de hatırlamıyor. Videolar var. Ondan sonra yazılı kağıtlar var görüştüğüne. O da diyor ki hatırlamıyorum. Ve yani bu aslında elde. Yani bir bankanın 47 milyon vergi borcunu sen silebiliyorsan o zaman veya sildiysen o zaman sen bu bankadan bayağı bir yüklü para götürdün. Bakalım ne olacak yani. Ondan sonra yeni yasaklar çıktı arkadaşlar. Yasak yani yasınlar falan değil, yasaklar arkadaşlar. Ben biraz kuduruyorum bu konuda çünkü ben kışın aslında çok üşüyen birisiyim ve kamu binalar en fazla arkadaşlar 19 dereceye kadar ısınacak. Ve ben normalinde
Yani bizim büromuz bilmem böyle 23, 24 vesaire falan ve ben bazen gene düşüyorum. 19 olduğu zaman ne olacak tam olarak bilmiyorum. Tabii ki biz kamu binanın içinde olduğumuz için bir şey yapamayız. Evde de diyorlar çok açmayın gibisine. Sanki sen benim evimde niye karışacaksın? Ama neyse, bir de yeni bir şey çıktı. İşte iki kişi olarak duş yapın. O kadar çok enerji masraf etmeyin gibisine vesaire falan. Yani bunu siyasetten duymak çok şaşkın duruyor insan gerçekten. Mağaza pencereleri arkadaşlar akşam 11'den sabah 6'ya kadar ışıkları sönmesi gerekiyor. Bilirsinizdir işte akşam ne bileyim dükkanların ışıkları yanardır önünde işte ürünler falan vardı. Sen geçersin yanında ondan sonra ürünlere bakarsın. Hayır, bu artık yasaklandı galiba Ekim ayından itibaren veya bu ayından itibaren mi tam olarak bilmiyorum ama gerçekten 11'den 6'ya kadar ışıksız duracak. Aynısı da sokak lambaları için de geçerli. Hadi bizim oturduğumuz kasabada arkadaşlar zaten saat 12'de tam ışıklar kapanıyor. Ama annemin oturduğu şehirde arkadaşlar sabah saat 5'e 6'ya kadar ışıklar açıktı, yani sokaktaki ışıklar. Geçenlerde annem dedi ki, çünkü Johnny ile galiba saat 10'dan sonra mı ne çıkmışlar veya işte 10 civarı falan çıkmışlar, saat 10'da kapanmış. Çünkü artık elektrik çok fazla olmasın diye. Anıtlar veya ne bileyim özel binalar vesaire falan hiç aydınlatılmayacak akşamları. Ondan sonra kendi evinizdeki havuzunuzu elektrik ya da gaz ile ısıtması yasak arkadaşlar. Bizim de havuzumuz vardı. Ona sen altına böyle bir şey serebiliyorsun, soba gibi. Ondan sonra elektrikten çalışıyor. İşte içindeki suyu biraz ısıtsın diye. Bu yasak. Ondan sonrasını Eyalet Başbakanı Kretschmann, çok komik gerçekten. Kretschmann dedi ki, çok her gün duş yapmanıza gerek yok. Alın elinize bir ıslak bez ve oranızı buranızı işte öyle yıkayın. Haftada bir iki duş yapsanız yeter gibisine. Yani felaketin boyutları arkadaşlar bu kadar Almanya'da. Felaket diyorum, gene de diyeceğim ki Almanya için bu gerçekten bambaşka bir durum. Hiç olmamış bir durum. 40 yaşındayım ve 40 yaşıma kadar böyle bir şey ben görmedim. Annemin babamın da duyup gördüğü bir şey değil. Çok büyük bir krizdeymişiz. Yani son senelerin krizlerin hiçbir durumda olmadığını ve şimdiki aslında krizin bayağı bir büyük olduğunu vesaire falan. İşte bu blackout'tan konuşuyorlar. İşte elektrikler kapanacak, 2 hafta falan sürebilir. İnsanlara gerçekten işte 2 hafta için evinizde ezrak tutun gibisine, su alın, ezrak alın, mum alın vesaire vesaire falan diyorlar. Yani benim fikrimi isterseniz bilmiyorum arkadaşlar. Markus böyle konular hakkında hiç, yani ben şimdi Markus'a desem ki 2 haftalık için gel ezrak alalım, ne bileyim evi dolduralım falan bilmem ne, bana der ki hayır yapmayız. O zamanlar o tuvalet kağıdı içinde bayağı bir şeydi. Hayır almam ben 4-5 tane tuvalet şeysini falan bilmem ne. Ben zar zor işte 2-3 paket falan alıyordum. Neyse, gelecek gösterecek. Almanya'da yaşananlar bunlar arkadaşlar. Başka ülkelerde daha berbat şeyler yaşanıyor. Başka ülkelerde daha güzel şeyler yaşanılıyor. Almanya'da bu kadar. Umarım sizi bilgilendirebildim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda veya videoda görüşmek üzere. Bay bay.